Dikkat evler. Lokal evler abi. Böyle altlarından tüneller geçiyor. Şimdi yanımızda koruma falan olmasına rağmen sıkıntı yaşıyoruz abi. Rehberimiz ve şoförümüzle birlikte. Çok tehlikeli bir bölge. 3 yıllık dünya turu maceramda ilk defa sokaklarda korkarak geziyorum. Burası Komorların başkenti Moroni. Herkese selamlar. Yine özel bölümle, özel bir prodüksiyonla karşınızdayız arkadaşlar. Şu an Tanzanya'nın Darüsselam şehrindeki havalimanındayım. Bütün check-in işlemlerimizi yaptık. 1,5 saatlik bir yolculuk sonrası Afrika'nın en ilginç ülkesi, bugüne kadar hiç bilmediğiniz, belki adını ilk defa duyduğunuz ülke olan Komorlara gideceğiz. Çok özel bir yolculuk olacak benim için de. Gerçekten çok heyecanlıyım. Video geçmeden önce desteklerinizi bekliyorum. Az çok demiyoruz, boş geçmiyoruz arkadaşlar. Yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum beğeni gelirse o kadar çok şeye ulaşırız. O zaman ne diyoruz? Haydi Yollarda prodüksiyon Komorlar macerasını sunar. Sonunda uçağa alımlar başladı arkadaşlar. Gidiyoruz. Uçağımız yaklaşık 1 saat bir rötar yaptı. Hadi bakalım. Moroni yolculuğu başlıyor. Bu uçuşta ise bize yine PlayStation Air eşlik edecek. Yaklaşık 70-80 kişilik bir uçak arkadaşlar. Bunlar küçük. Arkadaşlar, bir numaralı koltuk benimki. Şöyle göstereyim. Dörtlü bir alanın içerisinde. Ters oturup gideceğiz. İnşallah şurası boştur da oraya geçeriz. Ve sonunda geldik arkadaşlar. Şu an iniş yapıyoruz Moroni Havalimanı'na. Küçük bir havalimanı var arkadaşlar. Prenses İbrahim International Havalimanı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi. You hotel, Le Zarkatel. Le Zarkatel. Zarkatel, yeah. Le Zarkatel Hotel. Şimdi bir taksi ayarladım burada. Böyle korsan taksi gibi bir şey. ATM yok havalimanında. Bir tane var, çalışmıyor. Exchange ofislerin hepsi kapalı. Nakit, euro yoksa sim kart falan alamıyorsun. Dolar burada çok değersiz. Dolarla geldik, hata ettik arkadaşlar. Nasıl yapacağız bilmiyorum. 20 dolar anlaştık. Gidiyoruz şehir merkezine, bakalım hani exchange ofis falan var mı? Kapalı diyor hepsine. Hakkımızda hayırlısı bakalım. Kaldığımız otele geldik arkadaşlar. Size ufaktan oteli göstermek istiyorum. Zaten Komorlarda çok fazla seçenek yok. 3-4 tane kalabileceğiniz otel var. Burası da benim kaldığım yer, 207 numaralı oda. Şöyle bir giriş yapalım bakayım. Odamız genel olarak güzel, temiz, bakımlı. Normalde ben aslında başka bir otele gitmiştim ama rezaletti. Orada bir gece kaldım. Maalesef çıkmak zorunda kaldım. Elektrik, su, internet yoktu. Şimdilik mecbur buraya geldik arkadaşlar. Buranın gecelik fiyatı ise 75 Amerikan doları. Evet, fiyatlar biraz pahalı çünkü alternatif olmadığı için gelene gidene burada yapıştırıyorlar abi, affetmiyorlar. Şimdi ufaktan dışarı doğru çıkalım abi, başlayalım. Sizlere biraz Komorlardan bahsedeceğim. Komorlar kimdir, nedir, nerededir, haritada nerede yer alıyor, hepsine değineceğiz. Otelimiz şehir merkezinde, aynı zamanda içinde bir tane de böyle tenis sahası var. Şaşırdım bunu gördüğüme. Eski Fransız sömürgesi bir ülke burası. Burada bahçede abilerimiz falan çalışıyorlar. Yemyeşil doğanın içinde, orman. İnanılmaz keyifli bir yer. Otelin bahçesi keyifli daha doğrusu, ülke değil de. Şimdi ilk işimiz, günün ilk saatleri para bozacağız arkadaşlar. Exim Bank'a geldik. Burada bir change yaptıracağız. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Başlıyor muyuz Komorlara? İlk defa duyuyorsunuz değil mi adını? Evet, ben de sizlerle birlikte ilk defa keşfedeceğim. Yani şunu söyleyebilirim, 3-4 ay öncesine kadar böyle bir ülkenin olduğundan haberim bile yoktu. Sizlerin olduğu gibi Hint Okyanusu'nun ortasındayız şu an. Türkiye'den buraya gelmeye kalkarsanız direkt uçuş yok buraya. Ancak Tanzanya aktarmalı gelebilirsiniz. Bu da ortalama 15-16 saatlik bir yolculuk yapıyor. Ben Tanzanya'nın Darüsselam şehrinden 1 saat 40 dakikalık bir yolculuk sonrası direkt olarak buraya geldim arkadaşlar. PlayStation Air firmasıyla. Şimdi biraz ülkenin para biriminden bahsedeceğim. Ülkenin para birimi Komor frangı. Bu gördüğünüz Komor frangı 5000'lik banknot. 1 dolar şu an 477 frank yapıyor. Euro ise 500 frank yapıyor. Yani şu ortalama elinde gördüğünüz para 11 dolar veya 10 euro diyebiliriz.
Parası değerli gibi gözüküyor aslında ama çok da değerli sayılmaz. Burada biraz sistem çok farklı abi. Şimdi havalimanına geldim, size havalimanındaki yaşadığım süreçten bahsedeceğim. Vize kapıda alıyorsunuz. 60 günlük vize veriyorlar. Vize ücreti ise 50 dolar. Yanınıza mutlaka gelirken 50 dolarlık banknot getirin. Eğer 100 dolarlık banknot getirirseniz 70 dolar alacaklar size. Çünkü euro, kur farkı vesaire gibisinden orada bir 20 dolar çarpmaya çalışıyorlar. Ama 50 euro getirirseniz sorunsuz girebilirsiniz veya 100 euro getirirseniz 50 euro verirler. Ülkenin aslında ana resmi parası euro diyebiliriz. Frank kullanılıyor fakat her yerde euro da geçiyor arkadaşlar. Yine önemli olaylardan bir tanesi. Burası eski bir Fransız sömürgesi. Bağımsızlığını kazanmış taze bir ülke. Hemen yan tarafında ise Mayotte var. Orası hala Fransa'nın sömürdüğü ülkelerden bir tanesi. Anlatacak çok şey var. Sizi daha fazla böyle konuşarak sıkmak istemiyorum. Şehrin merkezine dalalım. Rehberimizle, korumamızla birlikte Komorların altını üstüne getirelim abi. Hazırsak başlıyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Şehir merkezindeyiz. Biraz Komorlardan bahsedecek olursak. Yaklaşık 1975 yılında bağımsızlığını kazanıyor abi Fransa'dan. Ama hala tam bağımsız değil. Otonom bir devlet, özel bir devlet arkadaşlar. Fransa'nın hala eli kabus gibi Komorların üzerinde. Maalesef bu durumdan mütevellit ülkede çok fakir durumda. İnsanlar burada yoklukla mücadele ediyorlar. Dünyanın en fakir, Afrika'nın ikinci fakir ülkesi Komorlar Cumhuriyeti. Komorlar, dünyanın en fakir ülkeleri listesinin başında yer alan Komorlar Cumhuriyeti. 1975 yılına kadar resmi olarak Fransa'ya bağlı deniz aşırı ada olarak bilinmektedir. Ada olması dolayısıyla kara sınırı bulunmayan ülkeye deniz sınırı bulunan tek ülke Madagaskar'dır. Ülkenin toplam nüfusu 1 milyon ve bu nüfusun 550 bini kadın nüfustan oluşmaktadır. 6 Temmuz 1975 yılında bağımsızlığını kazanmıştır. Fakat bu süreçten sonra ülke günden güne daha da kötü hale gelerek Afrika'nın en fakir ikinci ülkesi konumuna ulaşmıştır. This one here, Said Mohamed Cheikh. So this one here, he died, he passed away. He's the one you can see with the money. With yeah, the yeah, I know. This guy. Oh. So this guy here is calling Ali Swadi. Bu gördüğümüz arkadaşlar Komoran balığıymış, Komoran'la yetişen. This is same in Prema. Yeah. This is the torture fish. Şu balığa bakar mısınız abi? Vay 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 vay. Gerçekmiş arkadaşlar balık. Dondurmuşlar burada. Bazı işlemlerle. Bu denizden çıkmış. Enteresan. Bunlar da köpek balığının ağız kısmı iskeletleri. This is Moran culture, yeah? Moran drum. Moran drum. Meaning for the transformation from the Comoros. People is making tambur. Yeah. Yeah, it's my country in tambur. Yeah. Arkadaşlar bakın tambur çalıyorlar abi. Kendi kültürlerinde. Birçok alet edevatımız aslında aynı. Giyim kuşamları da aynı aslında bu arkadaşlar. Böyle Osmanlı dönemindeki kıyafetleri falan giyiyorlar. Az önce devlet başkanlarının olduğu yerde gördünüz. Keman var abi, violin. Şurada kılıçtan falan var. Kıyafetler var. So this is the bed. This Comorian bed. Wow. Komor yatağıymış burada arkadaşlar gördünüz. Bunun üzerinde yatıyorlarmış eskiler. Şu an hala kullanılıyordur ama çünkü ülke öyle refah bir yer değil. Yemek masası. Yemek yemek için. So this is our fridge. Wow. Comorian fridge. Bunda küpler var abi. Bunların içine biliyorsunuz geçmişte işte ürün falan saklıyorlardı. Etlerini, metlerini, yiyeceklerini. So this is our modern house. Before we doesn't build the house with the cement and the sand, we use this one. So we take the coconut leaf. This coconut? Yes, coconut leaf. And we weaving. And up weaving, and we take a wood, and we hang up, and we take this leaf and put up upstairs. And people was live inside, sleeping and eating and... Wow. This is our natural... Gördüğünüz eski bir komore arkadaşlar. Kokonat ağacından yapılmış. Enteresan ve güzel. Bütün yeme içme işleri, her şey bunun içine dönüyormuş. Ufacık evler böyle. Hala kullanılıyor. Eski kayıklar var buralar. This is our Comoran boat. Very nice. So the pedals. People use for fishing. So we use the fishing for the hand line. So we don't use the line rule. So we use the hand line. Ağaçtan yapmışlar tamamen. Tek parça gövde galiba. Okay. This is the house for the chicken, the Comoran chicken. Bu da insanların evinin yanında, kuş evi. Çok enteresan ya. Çok eski bir yer burası arkadaşlar. Çok ülkede çok şey yani. Zamanın bayağı gerisinde kalmış. Burada değirmen var mesela. Şeker kalmış falan çekiyorlarmış şimdi de. So
1977 yılında büyük bir volkan patlıyor Moroni'nin diğer adasında arkadaşlar. Ama ölen kimse olmamış, adayı tahliye etmişler hemen. Bu da eskiden kalan görüntüler. Bakın insanlara. Şimdi burası şehir merkezi Moroni'nin arkadaşlar. Böyle ufak bir yer, bankaların, devlet binalarının olduğu bölge. Aynı zamanda başkent Moroni. 40 bine yakın insan burada yaşamını sürmeye çalışıyor. Ülkenin toplam nüfusu ise 900 bin civarında, fakat 500 bin insan yurt dışında başka ülkelerde çalışarak hayatını kazanmaya çalışıyor ve buradaki ailelerine bakıyor. Arabalar da gördüğümüz gibi aslında iyi derecede arabalar falan da var. Jeepler, Range'ler falan. İlginç. Yani lüks bölgelerine de gitmeye çalışacağım. Şimdi pazar yerinin olduğu bölgeye doğru geldik. Burası Urban Pazarı. Pazara geldik arkadaşlar. Yerel halkın olduğu bölgeler buralar. Dikkat etmeniz lazım buralarda. Eğer bir beyazsanız çok dikkatli gezmeniz gerekiyor. Yöresel traditional pazar. Nüfusun tamamı, %99'u burada Müslüman arkadaşlar. Çok az, %1'lik bir kısım. O da yurt dışından gelen yabancılar, Katolik falan var. Ama yoğun bir Müslüman nüfusu hakim ülkede. Burada ikinci el kıyafetler ve sıfır kıyafetler satıyorlar aynı zamanda. Kardeşim burada. Rehberimizle birlikte ilerliyoruz Moroni'nin sokaklarında. Kıyafetlere gel, kıyafetlere gel. Ülkede resmi asgari ücret 120 dolar. Bir insan günlük 8 saat çalışma karşılığı 4 dolar ücret alıyor. Fakat ne yazık ki 4 dolara ancak bir porsiyon yemek yiyebilirsiniz. Şu an tehlikeli sokaklara doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Moroni'nin ana sokakları, eski traditional yöresel pazarların olduğu bölgedeyiz. İnsanlar burada işte ekmeğini kazanmaya çalışıyor. Ablam yüzüne maske yapmış. Selamünaleyküm. Tam bu noktada pazara girerken şehrin merkezinde ilk uyarımızı alıyoruz. Kamerayı kapat, yoksa kamerandan olursun. Kasaba. Kasaba. Panapuz, purple. Now we go down to Bajanan Square. Okay. Inside of the Moroni. Okay. Moroni'nin şimdi gerçek kültürünün yaşandığı sokaklara doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Asıl bütün olay buralarda dönüyor. Gerçek hayat, gerçek yaşam. Okay. Always come by ship. Okay. Ara sokaklardayız. This is the old house. Yeah, it's Komoran house. So yeah, it's building with the how many years? It's more than 50 years. Wow. Eski Komoran evler arkadaşlar bunlar. 50 yıllık, 60 yıllık binalar diyor dayım. Böyle ilginç ilginç yerler. Hep taş yapı. Birçoğu da Fransız mimarisi. O ülkenin ismini çok söylemek istemiyorum. Dayım çünkü çok sevmiyor. Hacılar burada. Şehir merkezine geldik şimdi arkadaşlar. Şurada da eski bir otel var. Otel de Ville Moroni. Burası liman bölgesi aynı zamanda. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Selam. Keyfel. Selam. Trebiye. İbrahim. Rahim. Yeah. You're welcome. Thank you so much. Your name? Nice to meet you. My name is Khalid. Khalid. Yeah, Khalid. Yeah. Your name? Khalid. Khalid. Nice Khalid. To meet you. Thank you so very much. Şükran. You're welcome again. Thank you so much. Khalid abi. Müslümanlar, zaten buralılar. Çok misafirperver insanlar. Güzel karşılıyorlar. He's good person, friendly. Yeah, here we're friendly. Yeah, 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 definitely. Not like the other African country. Yeah, yeah, yeah. African is other, is here is another. Bahu. Salam. Salam. So from here, this is the old harbor. This yeah. We use this, the old port we used before. But now the building is making new port. Yeah, in fish. Yeah. Yeah. This is our big Muslim quarry. Okay. Şimdi limana geldik. Okay.
Şurası balıkçıların olduğu bölge arkadaşlar, fishermenler. Toplu ulaşım olayı yok burada arkadaşlar. Herkes yoğun bir şekilde taksi kullanıyor. Taksi fiyatları da ucuz ama turistseniz eğer ve Fransızca bilmiyorsanız kazıklanabilirsiniz. Yani 1 kilometrelik mesafe normalde 1 dolar iken turist olduğunuzda 5 dolar, 6 dolar veya yerine göre 10 dolar fiyat çekebiliyorlar. Oo, denizin temizliğine bak arkadaşlar. Şu içeriği göstermek istiyorum size. Bir limanın bu kadar temiz olması hakikaten imkansız gibi bir şey aslında. Genelde liman bölgeleri, teknelerin olduğu yerler aşırı kirli olur. Burası tertemiz abi. Vay 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 vay. Şu an güzelliğine bakın abi. Çöp çok içinde ama deniz suyu temiz arkadaşlar. O şaşırttı beni sadece. Ama bayağı bir çöp atmışlar içine. This is international terminal, yeah? Yeah, international port. Export and import. Yeah. Burası liman. Komorların bütün olayı buradan dönüyor arkadaşlar, bu limandan. Deniz yoluyla taşımacılık yapıyorlar. Ülkenin en büyük ihracat yaptığı konulardan bir tanesi çekirdek kahve. İşte palm yağı falan çıkarıyorlar. Onlarca birkaç da işte baharat var abi. Bunların ihracatını yapıyorlar. İthalat konusuna gelecek olursak da her şeyde aslında yurt dışına bağlılar. Başka ülkelere bağlılar. Et olsun, sebze olsun, meyve olsun. Onun haricinde işte demir, çelik vesaire hepsi yurt dışından geliyor. Pazara bakın. This is banana. Banana. This is cassava. Cassava. This is cassava. This is cassava dry. Bu arkadaşlar patates aslında. This is the dry one. The one you just gonna put in the sun. Yeah. And it'll be dry. So this is honey. Tradition. Selamun aleyküm. Aleyküm. So this is the jackfruit. Yeah. This is the cassava one. And this is a sweet potato. Sweet potato. Yeah. Very sweet. Pazar çok iğrenç ya. Burada kurutulmuş balıklar var. Balıklara gelin. Yöresel bir pazardayız şu an. Hiç turist yok. Size limon. Burada da lime'lar var. Selamun aleyküm. Well, you say you're Muslim. We must wearing some white dress. You can believe if you're Muslim. You understand? Yeah. Even you're not, but show them your community. Oh, fish market. Burası da balık pazarı arkadaşlar. This is the chili. Chili peppers. Yeah. Pazara gel ya. Pislikten ölüyor pazar vallahi. Size şunu söylemek istiyorum. Bir saattir belki 50 kişi çevirdi fotoğraf video için. Rehberimiz olmasa şimdiye kadar çok sıkıntı yaşamıştık. Şimdi yanımızda koruma falan olmasına rağmen sıkıntı yaşıyoruz abi. Çok dikkatli olmam lazım o yüzden. Yani her an kamera elinden alınıp kaçınabilir, çalınabilir arkadaşlar. 3 yıllık dünya turu maceramda ilk defa sokaklarda korkarak geziyorum. Burası Komorların başkenti Moroni. All this come from Wabu Sabu. Salam. All this is come from overseas. Ablam burada iplikçi. Sömürge öyle kötü bir şey ki işte insanları böyle açlığa, fakirliğe ve yoksulluğa maruz bırakıyor abi. Çok fakir bir ülke ya. Kişi başa düşen milli gelir abi 350 dolar yıllık. Burası da bir cami. Şortlu olduğumuz için içeriye giremiyoruz. Böyle dışarıdan göstereyim size. Tek kat evler. Bir oda, iki oda evlerin içerisinde 8-10 kişi yaşam mücadelesi veriyor, yaşamaya çalışıyor. Hava aşırı sıcak ya. 12 ay boyunca burada yaz mevsimi hakim arkadaşlar. Sokakta yürük amalı ter içinde kalıyoruz. Yeah, the local. Lokal evler abi. Böyle altlarından tüneller geçiyor. Eski ahşaplarla böyle ayakta tutmaya çalışıyorlar evleri. Şöyle göstereyim size. Vay Komoran style. Şurada da iki katlı
Bir ev var. Çok eski ya vallahi. Zamanda yolculukta gibiyim şu an. Tekrar geldik arabamıza. Mahvoldum vallahi ya. Devam ediyoruz. Şimdi sıradaki yere gidiyoruz. Şimdi bir plaj var. 15-20 km uzaklıkta. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar. Rehberimiz ve şoförümüzle birlikte. Yollar çok sıkıntı. Hep böyle eski eski evler var. Favela bölgesi. Çok tehlikeli bir bölge. Plaja geldik. Arkadaşlar. İnanılmaz bir güzellik var, bakar mısınız? Vay 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 vay. Bakın, hiç abartmayacağım bu sefer. Kaç ülkeye gittik ya? 30-31 ülke oldu. Burası 31. ülkemiz. Bugüne kadar gördüğüm en temiz deniz diyebilirim. Tabii Türkiye'de de var böyle güzel temiz denizler. Tayland'da da var, Endonezya'da da var ama inanılmaz bir renk var ya. Göstermek istiyorum size. Bakar mısınız? Sanki bir filmin içerisinde gibiyim. Tayland, Maya Bay'de online'ız arkadaşlar. Güzelliğe gel. Şurada da böyle villalar var, otelin villaları. Burası 5 yıldızlı otel, Komorların en iyi oteli. Gecelik fiyatı ise tam tamına 225 Amerikan doları. Şu suda biraz yürümek istiyorum ya. Özlemişiz. Böyle ilginç bir ülke işte burası arkadaşlar. Şunun kapının önüne çıkıyorsun. Favela, yokluk, tehlike. Ama otelin içine giriyorsun. Ultra lüks. Temiz, güzel bir deniz, güzel yemek. Çok tuhaf ya. Gerçekten çok tuhaf. Aklım ermiyor. Bu Afrika kıtası insanı çok farklı bir yere götürebilir ya. Bugüne kadar dünyayı geziyorum ben diyordum ama Afrika'ya gelene kadar boş gezmişim, onun farkına vardım. Afrika'ya gezmeyen kesinlikle dünyayı gezdim demesin. Dayım da burada gördüğünüz gibi. Videonun başlarında göstermiştik müzede eski balıkçı teknelerini. Hala kullanılmaya devam ediyor. Adam gelmiş 5 yıldızlı otelin önünde. Özgür bir şekilde kimse karışmadan balığını tutuyor ve hayata tutunmaya çalışıyor. Akşam evine ekmek götürmeye çalışıyor. Ne demişler? Bir söz vardır ya. Coğrafya kaderdir. Evet, gerçekten de öyle. İnsan doğacağı yeri seçemiyor. Komorlar ziyaretim beni çok şaşırttı. Çok farklı bir yere götürdü. Umarım herkes bir gün gelip burayı görür. Ama dediğim gibi güvenlikle ilgili çok büyük sıkıntı var. Dikkatli olmanız gerekir. Bu videonun sonuna geldik. Buraya kadar izleyip değerlendirip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsemez. Bir kelime daha olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Çünkü ne kadar çok yorum yeni gelirse o kadar çok içerik üretiriz ve o kadar çok kişiye ulaşırız. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Komorların başkenti Moroni'den herkese selamlar, saygılar, sevgiler.